Thank you.
bilimsel araştırma ve yayın açısından kuruluşundan bugüne kadar bilim camiasına önemli katkılar veren Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 1500 civarında uluslararası indeksi dergilerde yayın, 1400 civarında bilimsel araştırma projesi, 50'yi aşkın TÜBİTAK projesi, ulusal ve uluslararası binlerce bildiri ve makale sayısıyla ülkemizdeki üniversiteler arasında bilimsel performans açısından üst sıralarda yer almayı başarmıştır. Araştırma altyapısı bakımından son teknolojiye sahip laboratuvarları bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde ileri düzey analizler gerçekleştirilirken, ARGE çalışmalarına ve üniversite sanayi işbirliğine de destek verilmektedir. Öğrencilerini içinde bulunduğu şehirle iç içe bir eğitim ortamında, bilim, kültür ve hoşgörü ikliminde en iyi şekilde yetiştiren Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, onlara eğitim, öğretim, konaklama ve ulaşım başta olmak üzere her türlü olanağı sunmaktadır. Uluslararası standartlardaki spor tesisleriyle kapalı spor salonu, tenis kortları, basketbol, handbol, voleybol ve futbol sahaları, koşu ve yürüyüş parkurları, fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve stadyumuyla Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, sporseverlerin ve özellikle de milli sporcuların sıklıkla tercih ettiği üniversiteler arasındadır. Mehmet Bey Üniversitesi'nde öğrencilerin kendilerini her alanda gerçekleştirebilmeleri adına yaptıkları faaliyetler sonuna kadar desteklenmektedir. Üniversitede her yıl öğrenciler tarafından 400 civarında farklı etkinlik düzenlenmekte. Bu etkinliklerle pek çok araştırmacı, yazar, şair, sanatçı, bürokrat ve bilim insanı öğrencilerle buluşarak üniversitenin evrensel iklimine katkı sunmaktadır. Kurulduğu 29 Mayıs 2007 tarihinden beri her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, bugün 11 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokuluyla ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yerini almıştır. Üniversitesi bugün 20 bin civarında öğrencisi, 200'ün üzerinde lisans, ön lisans ve lisansüstü programı, 1000'in üzerinde akademik ve idari personeliyle ortak geleceğimizi birlikte inşa etmek için Türk dilinin başkenti Karaman'dan gönüllere Yunus Emre'nin sevgi diliyle sesleniyor. Her dem yeni dirlikte ve her dem yenilikte. Profesör Doktor Hayrullah Alp, Profesör Doktor Aynur Başara, Profesör Doktor Özlem Sadi, Profesör Doktor Gökhan Sadi, Profesör Doktor Aysel Çimen, Profesör Doktor Ayşe Sonay Türkmen hocalarımızı sahneye davet ediyorum. Kendilerine meraklarını takdim etmek üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Nam hocamızın sahneye teşriflerini arz ediyorum. Thank you.
şimdi doçent unvanı alan hocalarımızı sahneye davet edeceğim. Doçent Doktor Ömür Çoban, Doçent Doktor Halil Erden Çocuk, Doçent Doktor Gülşah Mete, Doçent Doktor Gonca Harman, Doçent Doktor Kasım Karataş, Doçent Doktor Ömer Özer, Doçent Doktor Ali Sevilmiş, Doçent Doktor Fatma Çolakoğlu ve Doçent Doktor Ceren Bayraç hocalarımızı sahneye davet ediyorum. Kendilerini beraber takdim etmek üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Dursun Odabaş hocamızı sahneye davet ediyorum. Son grubumuzu çağırıyorum. Son grubumuzu sahneye davet ediyorum. Doçent Doktor Mustafa Ünal, Doçent Doktor Abdülhadi Cihangir Uğuz, Doçent Doktor Namık Kemal Erdemir, Doçent Doktor Mesut Can, Doçent Doktor Yusuf Erdem Geskin, Doçent Doktor Mehmet Ali Temiz, Doçent Doktor Pınar Erdoğan, Doçent Doktor Murat Aslandere, Doçent Doktor Serhan Dindar ve Doçent Doktor Orhan Oğuz. Kendilerine merhabalarını takdim etmek üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Murat Erdemir hocamızı sahne teşriflerini arz ediyorum. Hocalarımızı tebrik ediyoruz ve kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler, programımıza açılış konuşmalarıyla devam ediyoruz. Özverili ve istikrarlı çalışmaları neticesinde Kamil Özdağ Fen Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan sevgili Yunus Korkmaz'ı konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Thank you.
arkadaşlarım ve çok değerli aileler, hepiniz mezuniyetlerinize tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle bu konuşmayı arkadaşlarım adına burada yapmaktan gurur duyuyorum. Tabii bu konuşmayla beraber biliyoruz ki gerçek dünyanın kapıları bizlere yavaş yavaş aralanmaya başladı. Bence dünyadaki en kolay iş okumaktır. Çünkü bizleri dışarıda bekleyen zorluklarla dolu bir hayata girmek okumaktan daha zor olacaktır. Ve biliyoruz ki bu zorlu dünyada iş bulmak da bir o kadar zor. Şairin şu sözünde zahmet derler, zorluk derler, zindan derler dünyanın adına. Azmi gölge edinip sabrı dost edinirsen bakarsın başarının tadına. Sözlerini kulağımıza küpe edinerek arkadaşlarım ve adıma temennim hayırlı iş ve doğru insanlar ile karşılaşmamızdır bu dünyada. Devletimize ve milletimize hayırlı insanlar olmamızdır. Çünkü bizler her ne işle uğraşırsak uğraşalım, yeni bir nesile örnek olacak kişileriz. Bizler belki de buradaki hocalarımın çocuklarını okutacak öğretmen adaylarıyız. Hocalarımız bizlere buralarda nasıl örnek oluyorlarsa, bizlerin de bu gerçek dünyada aynı hocalarımızdan gördüğümüz o yeni nesile örnek olmamız gerekir. Bizler kolay bir şekilde buralara gelmedik. Koca bir dört yıl. Matematikle uğraşmak hiç de kolay değildir. Acısıyla, tatlısıyla nasip oldu buralara geldik. Rabbim nasip etti, bölümümü başarıyla bitirdim. Bunun için de ayrıca mutluyum. Ama şunu biliyorum ki bu başarımın kesin ve kesin sahibi annemdir. Bana desteklerini her zaman üstümde tutan anneme, babama ve aileme çok teşekkür ederim. Tabii ki biliyoruz ki sadece bu benim için değil, buradaki tüm öğrenci arkadaşlarımın, anneleri ve babaları bu kadar fedakarlıklar yapıp buralara getirdiler. Onların aslı hakkı asla vermez. Ben arkadaşlarım adına da onların anne ve babalarına, onlara sundukları bu büyük imkanlar için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii ki biliyorum ki başarının arkasındaki en büyük etkenler bir de hocalarımdır. Hocalarımız bizlere ilmini verdi. Yani bu ilmin hakkı tabii ki de asla ödenmez. En büyük hak sahibi onlar. Ben arkadaşlarım adıma, bölümdeki tüm hocalara, bizlere verdikleri bu emek için çok teşekkür etmek istiyorum. Onların ilminden yararlandık. Bu donanıma sahip olduk. İnşallah onların yüzünü de kara çıkartmayız bu dünyada. Ben ayrıca bana danışmanlık yapan bitirme tezi hocam, doçent doktor İbrahim Hoca, Aktaş hocama da bana sunduğu çok büyük eğitim açısından, bana sunduğu çok büyük katkılardan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah yolumuz ve bahtımız açık olur diyorum ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli arkadaşımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve kendisini tekrar tebrik ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere Matematik Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Eylem Güzel Kalbimiz hocamızı sahneye davet. Yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın
genç bir matematikçilersiniz. İnanıyoruz ki yapacağınız işlerde sizlere verdiğimiz çağdaş ve kıymetli bilgilerle kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Bundan sonraki yolunuzu aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Unutmayınız ki dürüst, çalışkan ve üretken bir insan değerlidir. Ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Hepinizin yolu açık olsun. Konuşmalarından dolayı değerli hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere Kamil Özdağ Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın İbrahim Yılmaz hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, protokolün değerli üyeleri, çok değerli akademik idari personel, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. Bugün burada 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kamil Özdağ Fen Fakültesi mezuniyet töreni için toplanmış bulunmaktayız. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için siz değerli konuklarımıza şahsen de fakültemiz adına teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılından Kamil Özdağ Fen Fakültesi'nden 35 öğrencimiz mezun olmuştur. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor. Bundan sonra hayatlarında başarılar diliyorum. Fakültemiz hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, fakültemiz 20 Ocak 2007 tarihinde kurulmuştur. Ve halen bünyesinde fizik, kimya, biyoloji ve matematik olmak üzere 4 bölüm mevcuttur. Şu an lisans seviyesinde maalesef sadece matematik bölümümüzde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Fakat lisans üstü seviyede yüksek lisans ve doktora programlarımız bütün bölümlerimizde mevcuttur. Bu şekilde devam ediyoruz. Fakültemiz akademik kadro bakımından oldukça iyi durumdadır. Genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. 13 profesör, 8 doçent, 8 doktor öğretim üyesi, 18 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 47 öğretim elemanı ve 4 idari personelimiz bulunmaktadır. Az önce söylediğim gibi 3 bölümümüzde öğrencimiz olmadığı için fakültemiz de daha çok bilimsel araştırmalara yönelik faaliyetler sürdürmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar fakültemiz öğretim elemanları tarafından yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1000 üzerinde yayın, yine uluslararası konferanslarda sunulmuş 1000 üzerinde tebliğ, bunun yanında 300'ün üzerinde TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Avrupa Birliği ve BAP gibi projeler yürütülmüştür. Ve bütün bunların neticesinde fakültemiz akademik teşvik sıralamasında 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerin fen fakülteleri arasında son 4 yıldır Türkiye birincisidir. Ayrıca engelsiz üniversite bayrak ödülleri de fakültemiz ekranda erişilebilirlik alanında turuncu bayrak, eğitimde erişilebilirlik alanında yeşil bayrak, sosyo-kültürel faaliyetler alanında mavi bayrak olmak üzere 3 bayrak ödülüne sahiptir. Uluslararası değişim programları kapsamında 21 Erasmus, 8 Farabi, 69 Mevlana anlaşmalarımız bulunmaktadır. Ayrıca fakültemiz matematik bölümü üniversitemizin ilk akredite bölümüdür. Bütün bu başarıların emeği geçen fakültemiz öğretim elemanlarına da öğretim elemanlarına huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Muhterem anneler, babalar, 4 yıl önce bize teslim ettiğiniz evlatlarınızı bugün daha bilinçli, kendine güvenen, misyon ve meslek sahibi bireyler olarak sizlere teslim etmenin onurunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bundan sonraki hayatlarında siz değerli ailelerine, vatanına, milletine layık bir evlat olarak yaşamaya devam edecekler
ve üstün başarılara imza atacaklardır. Fakültemizin çok kıymetli akademik personeli, velilerimizin bize emanet ettikleri sevgili öğrencilerimize sadece teknik bilgileri öğretmekle kalmadınız, aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görevlerini öğrettiniz. Ve onlar için hayatları boyunca örnek alacakları birer model oldunuz. Üstün gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Sevgili gençler, başlangıçta çok uzun geçeceğini düşündüğünüz eğitiminiz biliyorum ki çok hızlı bir şekilde geçti ve sona erdi. Umarım burada geçen günlerinizi iyi değerlendirmiş, geleceğe iyi hazırlanmışsınızdır. Çünkü bugün bir son olduğu kadar bir başlangıçtır da. Artık size birer üniversite mezunusunuz. Unutmayınız ki hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde mevcut bilgiler hızla eskimekte ve yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. Geleceğiniz için sürekli öğrenen bireyler olmayı ilke edinmeli ve kendinizi her alanda sürekli geliştirme çabasında olmalısınız. Konuşmama son verirken bir teşekkür de Saray Holding etmek istiyorum. Kamil Özal Fen Fakültesi binasını kendi imkanlarıyla yaptırıp üniversitemize teslim eden ve her daim bize maddi manevi desteklerini esirgemeyen Sami Özal'ın nezdinde tüm Saray Holding ailesine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mezun olan siz sevgili öğrencilerimizi, kıymetli ailelerini ve saygılar değer hocalarımızı en içten duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum. Kıymetli hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere Saray Holding Yönetim Kurulu üyesi Sayın Adnan Demirbağ'ı kürsüye davet ediyorum. Bilgili, kültürlü,
Donanımlı reyler olarak devletine, ülkesine, milletine ve ailesine bağlı insanlık için, ülkesi için hayal işler yapan, projeler üreten, Kâbül Özdağ büyüğünüzün deyimiyle çalışan, yorulan ve yaptığı işe güvenen bireyler olarak hayata atılacağına zaten inancımız kalktır. Sizlere güveniyoruz. Bu vesileyle Kâbül Özdağ Fen Fakültemize mezun olan öğrencilerimizi ve üniversitemizin diğer bölümlerinden mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. İlim ve bilim tahsil etmek üzere gayret gösteren, emek harcayan bu güzide evlatlarımızın fedakar anne ve babalarına da saray ailesine ve özel ailesine adına teşekkür ediyoruz. Sizlerin yetişmesinde emeği ve katkısı bulunan başta rektörümüz olmak üzere tüm hocalarımıza, tüm üniversite camiamıza sizler adına teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Adnan Demirbağ'a teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar, Karabanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri arasında bir marka haline gelmesi için büyük bir özveri gösteren, öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca en iyi olanakları sunmaya çalışan ve daima onların yanında olan değerli rektörümüz Profesör Doktor Sayın Namık Ak hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Kıymetli Belediye Başkan Yardımcım, üniversitemizin kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz, sevgili öğrenciler ve evlatlar için çok anlamlı olan bu önemli günde onları ve bizleri yalnız bırakmamak için ülkemizin dört bir yandan üniversitemize teşrif eden kıymetli aileler, hanımefendiler, beyefendiler. Konuşmamın başında hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinin ardından 2021-2022 eğitim öğretim döneminin tamamını tüm birimlerimizde yüz yüze tamamlamanın verdiği mutlulukla bugün bir aradayız. Şüphesiz yüz yüze eğitimin yerini hiçbir model tutamaz. Tüm dünya olarak zorlu bir süreçten geçtik. Birçok canımızı yitirdik. Unutulmayacak acı tecrübeler yaşadık. Ancak çok şükür ki hepsi geride kaldı. Allah bir daha bizlere ve bu evrendeki insanlığa o günleri yaşatmasın. Mezuniyet törenlerimizi yapamadığımız bu zorlu sürecin ardından bugün üniversite olarak çifte mutluluk yaşıyoruz. Bir taraftan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitemizin 15. kuruluş yıl dönümünü bahar şenliğiyle kutluyor. Diğer yandan da yeni mezunlarımızın diploma heyecanına ortak oluyoruz. Bakanımıza, milletimize, şehrimize, öğrencilerimize hayırlı olsun. Kıymetli misafirler, temelleri 1987 yılında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olarak Karaman Meslek Yüksekokulu ile atılan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2007 yılına kadar açılan 3 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulunda bünyesine katarak bugün 11 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 22 uygulama ve araştırma merkezi ile
Türk yüksek öğretim hayatında güçlü ve saygın bir konuma ulaşmıştır. Ülkemizin en genç ve dinamik üniversiteler arasında olmakla birlikte güçlü akademik kadrosu, birikimi, tecrübesi ve geleneğiyle Anadolu'da parlayan bir yıldız haline gelen Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, özgürlükçü yapısı, kaliteli eğitim öğretim hizmetleri, bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetleri ve yetiştirdiği nitelikli öğrencileriyle aziz milletimizin iftihar kaynağı olmayan, devam eden evrensel bir bilim yuvasıdır. Üniversitemiz 44 farklı ülkeden 612 yabancı öğrencisiyle uluslararası bir yüksek öğretim kurumudur. Bugün hamdolsun dünyanın en etkili bilim insanları listesinde ön sıralarda yer alan birçok akademisyenlerimiz var. Dekanımız ifade etti, bugüne kadar Kamil Özdağ Fen Fakültesi her ne kadar 2013'ten bu yana sadece ve sadece matematik açık, fizik, kimya, biyoloji kapalı olmasına rağmen şu anda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde efendim Kamil Özdağ Fen Fakültesi birinci. Hamdolsun, tebrik ediyorum. İnşallah şu anda yeni başkanımız, YÖK başkanımız fen fakültelerini özellikle ele aldı. İnşallah yeni fizik, kimya, biyoloji ve matematik, bunlar temel bilimlerdir. Ve bunlar için inşallah kontenjan alacak. Bunlarla beraber yürüyeceğiz inşallah. Azimli, çalışkan, vatanı ve milletine sevdalı hocalarımızla pırıl pırıl gençlerimizi geleceği en iyi şekilde hazırlayarak ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Bugün mezuniyet heyecanı yaşayan sevgili gençler, sizler bizim öz bebeğimiz, milli nimetimiz, medarı iftiharımızsınız. Zorlu ve bir o kadar da keyifli eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandınız. Bunun haklı gururunu doyasıya yaşayacaksınız. Ancak eğitimin beşikten mezara kadar sürdüğünü unutmamalısınız. Sürekli kendinizi yenilemeli, mesleki ve kültürel birikiminizi en üst seviyede tutmalısınız. Hayat dediğiniz şey de aslında bir öğrenme sürecidir. Demek ki beşikten mezara kadar eğitim, öğretim bitmiyor. Biz böyle bir kültürün insanlarıyız. Dolayısıyla burada alacağınız diplomalar sizler için bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bugünden itibaren çıkacağınız yeni yolda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden aldığınız eğitimin ayrıcalığını daima sileceksiniz. Sizler birer münevver olarak vatanımıza ve milletimize en güzel hizmetleri verecek ve tüm insanlığı aydınlatacaksınız. Bizler de sizleri izlemeye ve başarılarınız için desteklemeye devam edeceğiz. Hangi makamda ve mevkide olursanız olun, nerede görev yaparsanız yapın, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil edeceğinizden şüphemiz yok. Hocalarımız olarak sizlere sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Hepinize hayırlı, uzun, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum. Yolunuz ve vaktiniz açık olsun. Sizleri yürekten kutluyorum. Konuşmamın bu bölümünde de evlatlarımın en özel anına tanıklık etmek için buraya gelen sevgili ailelerimize seslenmek istiyorum. Kıymetli misafirler, ömrünü bu ülkenin gelişmesi, büyümesi ve güçlenmesi için gerek özel sektörde gerekse de çeşitli devlet kademelerinde gece gündüz demeden çalışarak geçiren bir akademisyen ve bir baba olarak sizlerin bugün yaşadığı duyguyu inanın ben de derinden hissediyorum. Doğdukları günden bugüne kadar üzerlerini titrediğiniz büyük fedakarlıklarla yetiştirip büyüttüğünüz evlatlarınız artık birer münevver olarak karşınızdalar
ve üniversite diploması alıyorlar. Onlarla ne kadar iftihar etseniz azdır. Burada belki de en büyük teşekkürü sizler hak ediyorsunuz. Böyle pırıl pırıl evlatlar yetiştirip ülkemizin geleceğini şekillendiren asıl mimarlar sizlersiniz. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz sizlere minnettardır. Burada üniversitemizin saygıdeğer öğretim elemanlarına da ayrı bir parantez açılması gerekiyor. Bir taraftan bilimsel çalışmalar yaparken diğer yandan da öğrencilerimizin mesleki bilgi ve birikimle donatılması ve nitelikli bireyler olması için yoğun gayret gösteren siz akademisyenlerimiz de güçlü bir teşekkür ve alkışla hak ediyorsunuz. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ailemizi gün geçtikçe daha ileriye taşıyan kıymetli hocalarımız minnettarız. Şüphesiz üniversitemizin bugünlere gelmesinde birçok kişinin katkısı oldu. Başta bizden önceki seleflerim, yani mevkidaşlarım, rektörlerimizden Profesör Doktor Suha Aydın, Profesör Doktor Sabri Gökmen ve Profesör Doktor Mehmet Akgül olmak üzere üniversitemiz bünyesinde bugüne kadar görev almış tüm yöneticilerimize, akademisyenlerimize, idari personelimize, memurundan işçisine, güvenlik görevlisine, aşısına kadar büyük ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Burada görev yapmış ve ebediyete uğurladığımız tüm personelimiz de rahmetle yad ediyorum. Dostlar, bir zamanlar alacaktır. Biz zamandan alacaklıyız. Kendimizle yarışan, başkasını rakip görmeyen, bizler sadece kendimizi rakip görüyoruz. Bilim üretmenin, ahlaklı ve nitelikli gençler yetiştirmenin derdindeyiz. Biz ülke sevdalısıyız. Biz insanı severiz. Biz halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inananlarız. Öylesine bir medeniyetin sahipleriyiz. Şüphesiz tarih buna şahittir. Karamanımıza, ülkemize ve milletimize hizmet etmek aşkındayız. Bu duygu ve düşünceler sözlerimi Karamanlı Yunus'umuzun şu dizeleriyle tamamlamak istiyorum. Ben gelmedim dava için veya davi için, ben geldim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Gelin, tanış olalım, işin kolayını tutalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Yunus'umuzu tanırsa, tanıtırsa, yaşarsa ve yaşatırsa Karaman, Konya gibi efendim dünyaya tanır, onu söyleyeyim. Huzurunuz olsun, hoşça kalın. Sayın rektörümüzü uğurlamıyoruz ve rektörümüz eşliğinde mezuniyet kütüğüne ismini çakmak üzere fakülte birincimiz Yunus Korkmaz'ı sahneye davet ediyorum. Ve ayrıca bu sevinci paylaşmaları ve fotoğraf çekiminde yer almaları için öğrencimizin ailesini de sahneye davet ediyorum. Thank you.
ikincisi Maya Gözel Bayramova'ya ödülünü vermek üzere Sayın Dekanımız İbrahim Yılmaz hocamızı sahneye davet, öğrencimizi de sahneye davet ediyorum. Kadir Tozar'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ve kendisine ödülü takdim etmek üzere Sayın Adnan Demirbağ'ı sahneye davet ediyorum. Toplu fotoğraf alıyoruz. Fakülteyi vereceğimde. Öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyoruz. Programımızda akademik başarı ödül törenimize geçiyoruz. Şimdi ödülleri almak üzere akademisyenlerimizi sahneye davet edeceğim. Profesör Doktor İbrahim Yılmaz, Profesör Doktor Fevzi Kılıçer, Profesör Doktor Galip Oturanç, Profesör Doktor Oktay Talas, Profesör Doktor Ali Karpuz, Profesör Doktor Aysel Çimen, Profesör Doktor Gökhan Sadi, Doçent Doktor Fatma Nur Arslan ve Doçent Doktor Ayşenur Gencer'i sahneye davet ediyorum. Kendilerine ödüllerini rektörümüz Profesör Doktor Sayın Namık hocamız takdim edecek. Doçent Doktor Özgür Culfa, Doçent Doktor Mehmet Emin Korkmaz, Doçent Doktor Duygu Aydın, Doçent Doktor Burak Sürmen, Doçent Doktor İbrahim Aktaş, Doktor Öğretim Üyesi Aytaç Kocabaş, Doktor Öğretim Üyesi Burhan Emsel, Doktor Öğretim Üyesi Gülhan Ayar ve Doktor Öğretim Üyesi Merve Karay'ı sahneye davet ediyorum. Kendilerine ödülleri takdim etmek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Dursun Odabaş hocamızı sahneye davet ediyorum. Thank you.
Son grubumuzu anons ediyorum. Araştırma görevlisi Doktor Mehmet Kürşat Şahin, araştırma görevlisi Doktor Oğuzhan Kara Osmanoğlu, araştırma görevlisi Doktor Yunus Emre Fırat, araştırma görevlisi Doktor Kaan Şarlar, araştırma görevlisi Doktor Nadire Nayır, araştırma görevlisi Doktor Şükriye Nihan Karuk Elmas, araştırma görevlisi Doktor Nazmiye Yılmaz, öğretim görevlisi Doktor Hacer Sibel Karapınar. Kendilerine ödüllerini takdim etmek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Murat Ertekin hocamızın sahneye davet ediyorum. Sayın hocalarım, toplu fotoğraf çekimi alacağız.
biraz sonra bu kapıdan sanırız çıkıp yine kendimi vuracağım. Yollara kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm. Elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın içimiz. Unut, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önümde. Gün gelir sevgili acıya alışırsın. Sevgili öğrenciler, bölüm hocalarımız sizlere özel bir veda etmeyi tabii ki unutmadı. Şimdi matematik bölümü öğretim elemanlarımızın sizler için hazırlamış oldukları sürpriz bir videoyu izliyoruz. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Öncelikle hepinize mezuniyetiniz hayırlı uğurlu olsun. Bu yolda sizlere destek veren ailelerinizi de ayrıca tebrik ediyorum. Bu şekilde hocalarınızın size bir sürprizi oldu. Hiçbirinizin haberi yoktu. Provalarda da size bu konuda bahsetmedik. Umarım sizler için güzel bir an olarak kalır bu videolar. Bundan sonraki yaşamınızda hepinize başarı, mutluluk ve sağlık diliyorum. İleride atandığınız zaman, güzel yerlerde çalıştığınız zaman lütfen bizlere haberdar edin. Bizler de sizlerden güzel haberler almak istiyoruz. Kapımız her zaman sizlere açık, yolumuz açık olsun. Üstelik lisans eğitim öğretim döneminizi tamamladınız. Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden birisi, üniversitemizin Kamil Özdağ Fen Fakültesinin matematik bölümünden mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Yolunuzu aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Dürüst, çalışkan ve üretken insan olarak bir değer oluşturunuz. Siz değer oluşturduğunuzda başarı bunu takip edecektir. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık, huzur, mutluluk ve
olasınız, bol bahtınız ve yolunuz açık olsun. 2023 mezuniyet döneminde mezun olan öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Bu mezuniyet aşamasından sonra da yollara düştüğü zaman okula bekliyoruz. Ailelerle birlikte hepinize çok güzel günler, başarılar diliyorum. Gönlümüzden mezun olan sevgili öğrencilerimiz, büyük çabalar ve fedakarlığa 4 yıl süren bir eğitim öğretim sonucunda genç bir matematikçi olarak diploma almayı kazanmış bulunursunuz. Sizleri gönlümden kutluyorum. Tabii bu aşamaya gelmenize katkı sunan anne ve babalarınıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili meslektaşlarım, bundan sonraki hayatınız huzurlu, başarılarla dolu ve bahtınız açık olsun. Merhaba sevgili öğrenciler, mezuniyetiniz hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun. Merhaba arkadaşlar, mezuniyet aşamasına gelmiş olan tüm arkadaşlarımın mezuniyetini ve yeni ünvanını tebrik ediyorum. Buradan edinmiş olduğunuz bilgi ve birikimle birlikte geriye kalan yaşamımızda başarılar ve mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor. Sizleri tanımaktan çok çok mutluluk duydum. Hepinizin yolu açık olsun, sevgilerimle. Merhaba gençler, mezuniyetinizi tebrik eder, başarılar dilerim. Sevgili arkadaşlar, öncelikle mezuniyetinizi tebrik ediyorum. Umarım hedeflediğiniz yolda başarıya kolaylıkla ulaşırsınız. Bizim kapımız sizlere her zaman açık. Yolunuz açık olsun. Sevgili gençler, hayatınızın en güzel döneminin sonuna geldiniz. Öncelikle hepinizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bu süreçte daima yanınızda olan ailelerinize de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte hepinizi en iyi yerlerde görebilmek dileğiyle yolunuz açık ve aydınlık olsun. Merhaba arkadaşlar, mezuniyetiniz hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah hepiniz iyi yerlerde olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar, mezuniyetinizi tebrik eder. Bundan sonraki hayatınıza sağlık, huzur ve başarı dilerim. Kendinize iyi bakın. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Mezuniyetinizi tebrik eder, başarılar dilerim. Mezuniyetiniz hayırlı olsun, yolunuz açık olsun arkadaşlar. Mezuniyetiniz hayırlı olsun, tebrikler. Sevgili arkadaşlar, mezuniyetiniz hayırlı olsun. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Değerli misafirler, temel bilimler perspektifinde gerçeği araştıran, önermeler ortaya koyup bunları ispatlayan, bilim üreten ve bilim insanları yetiştiren Fen Fakültesi'nin matematik bölümü 8. dönem mezunları genç matematikçilerinin diploma törenine geçiyoruz. Öğrencilerimizi gruplar halinde sahneye çağıracağım ve her gruba bir akademisyenimiz mezuniyet belgesini takdim edecek. Muhammed Ali Şafak ve Betül Mustafa kendilerine mezuniyet belgelerini Profesör Doktor Sayın İbrahim Yılmaz hocamız takdim edecek. Kozan ve Ayşenur Eren kendilerine mezuniyet belgelerini Profesör Doktor İlhan Kutlar takdim Çatlıoğlu ve Nihal Köken. Kendilerine mezuniyet belgelerini Profesör Doktor Sayın Ahmet İpek hocamız verecek.
İbrahim Altay ve İbrahim Kırıcı'yı sahneye davet ediyorum. Kendilerine mezuniyet belgelerini Profesör Doktor Galip Oturanç hocamız takdir edecek. Düşler Korkmaz Batur Zehra İlyat öğrencilerimiz sahneye davet ediyorum. Kendilerine mezuniyet belgelerini Profesör Doktor Nihal Gökmüş hocamız takdir edecek. Selin Korkmaz ve Fatma Nur Yıldız öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Kendilerine mezuniyet belgelerini Profesör Doktor Rıza Mustafa'ya verecek. Mesut Atılgan ve Gülistan Yüzgeç öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Kendilerine mezuniyet belgelerini Doçent Doktor İbrahim Aktaş hocamız takdir edecek. Melisa Çalı ve Salih Bince öğrencilerimizi sahneye alacağız. Kendilerine mezuniyet belgelerini doktor öğretim üyesi Deniz Pınar Sümaoğlu hocamız takdir edecek. Kendilerine mezuniyet belgelerini doktor öğretim üyesi Elif Seyyah Öztaş hocamız takdim edecek. Ve Mehdi öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Kendilerine mezuniyet belgelerini doktor öğretim üyesi Sinan Ayar hocamız takdim edecek. Emre Karalı öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Kendilerinin belgelerini doktor öğretim üyesi Merve Kara hocamız takdir edecek. Gizem Nur Zomcuk ve Asibe Üstüner öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Kendilerine mezuniyet belgelerini araştırma görevlisi Doktor Esra Kırmızı Çetinar hocamız takdir edecekler. Yunus Korkmaz ve Kübra Çetin öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Kendilerine mezuniyet belgelerini araştırma görevlisi
öğrencilerimiz bu mutlu günümüzde bizimle bir arada olduğunuz için hepsine teşekkür ediyoruz. Saat 13'te Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Doğa Alanı'nda sergimiz var. Katılımlarınızı rica ediyoruz. Programımız burada sona eriyor. Fakat sevgili öğrencilerimiz gönüllerince eğlenmek için sahnede olacaklar. Bu coşkuyu paylaşmak isteyen herkesi sahneye bekliyoruz. Hepiniz sevgiyle kalın.